Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programına hoş geldiniz efendim. Her hafta saatlerimiz 21'i gösterdiğinde karşınızda olmaya devam ediyoruz. Hemen canlı yayın telefon numaralarımızı size ileteyim. 0236 302 40 30. 0236 302 40 30 numaralı telefonu arayarak programımıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca Facebook adreslerimiz var. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı yazarak oradan bize mesaj yollayabilirsiniz. Programımıza katılabilirsiniz. Evet. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi değerli konuklarımız vardı. Tabii bu hafta tek konuğumuz var. Almanya'dan bizleri kırmadı, geldi. Değerli sanatçımız, yeni albümüyle şu anda gündemde olan bir sanatçımız. Suzan Sabah, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz diyerek sohbetimize başlayalım. Yolculuk nasıl geçti? Bizleri kırmadınız. Öncelikle teşekkür ederiz. Ben Almanya'dan teşekkür ederim. bizleri kırmadınız, geldiniz. Nasıl geçti yolculuk? Manisa'yı nasıl buldunuz? Öncelikle bugün gezdiniz tabii. Evet, çok güzel, çok hoş. Doğası çok zengin. Almanya'ya da benziyor. Soğukluğu da var biraz. Almanya'yı aratmıyor. Ve çok güzel yeşillik. Başka yani. Ama tabii Çok hoş bulduk burayı. Sağ olun. Teşekkür ederim. biz teşekkür ederiz. Tabii Türkiye toprakları, Bambaşka. değil mi? Buraya geldiğin zaman insanın ruhu titriyor. Tabii orada Türkiye'nin kıymetini biraz daha çok biliyoruz herhalde, değil mi? Yurt dışında, gurbet elde, Evet. vatan toprağının kıymetini tabii daha iyi biliyoruz, anlıyoruz. Tabii yurt dışına gittiğimizde bunun kıymeti daha iyi anlaşılıyor. Tabii siz oralardan daha Türkiye'ye bir özlemle yaşıyorsunuzdur. Çok. Yani anlatamam bir özlem. Ya, zordur aslında. Gurbetlik, daima hasretlik çekiyorsun. Önce Suzan Sabah kimdir? Sizin ağzınızdan dinleyelim. Manisa Medya TV izleyicilerini şöyle sizi tanıtalım. Ondan sonra sizin o güzel yeni çıkan albümünüzden muhteşem eserler var. Onları dinleyeceğiz. Önce sizi bir tanıyalım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Okula gittim. Benim ilk önce sizlere söylemek istediğim, beni bağışlayın lütfen. Affedin. Türkçem biraz bozuk olabilir ama çalışacağım. Ben Türk'üm ve bundan çok gurur duyuyorum, mutluyum. Annem Alman, babam Türk. Bu buradan kanıtlanıyor. Evet. Suzan Sabah Almanya'da doğdu, büyüdü. Nasıl söyleyeyim yani Evet. iki kültür arasında büyüdüm. Evet. Ama Türk'üm ve bundan çok mutluyum. Her zaman da derim ben Atatürk'ün torunuyum. Bazı Evet, ne insanlar güzel. bunu yanlış anlıyor. Bağışlayın. Realist bir insanımdır. Ve buraya beni davet ettiğiniz için bütün Manisalı'ya sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve size çok çok teşekkür Evet, ediyorum sağ Hakan olun. Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çünkü Almanya gibi uzak bir başka ülkeden konuk olarak gelmeniz de bize ayrıca bir gurur verici bir olay. Biz teşekkür ederiz. Bizleri Şeref kırmadınız. duydum. Sağ olun. Şimdi iki kültür arasında büyüdüm dediniz. Evet. Ama eşiniz de Lübnanlı. O zaman sanki üç kültür gibi oluyor. Mesela çocuklarınız hangi kültüre daha yakın? Şimdi eşiniz Lübnanlı, anneniz Alman, siz babanız Türk. Evet. Nasıl yetişiyorlar? Çok merak ettim. Yani benim eğitimim, ben çok sıkı Türk eğitimini aldım babamdan dolayı ve bundan da çok mutluyum. Yani damarımdaki akan kan tabii Türk'tür. Tabii siz Hiçbir zaman. Türklüğü kendinize daha yakın gördünüz. Ne Evet kadar güzel. ya ve seviyorum da yani. Ya çoğu kişi bana diyor ki, "Aa senin hiçbir tarafın Türk'e benzemiyor, bilmem ne." Ya ondan biraz üzülüyorum. Ama ben Türk'üm diyorum. Hiçbir yeriniz benzemese de kalbinizdeki Türkiye Evet. sevdası Evet çok o büyük. yeter de artar tabii. Eşim Lübnanlı. Çocuklarıma sorulduğu zaman nerelisiniz? Onların ağzından yani düşünmüyorlar ki. Annem Türk, biz Türk'üz, babam Lübnanlı, Arabistan'dan, Arap da ve Almanya'da da yaşıyoruz. Çok Ama karışık aslında. evet biraz zor. Fakat
çocuklarımın yani İslam ülkelerine bağlantıları çok. Bundan çok mutluyum. Evet. Biz Almanız demiyorlar. Gerçekten bundan çok mutluyum. Peki sanat hayatına ne zaman başladınız? Müzikle ne zaman tanıştınız? Müzikle tanışmam, efendim, nasıl söyleyeyim size? Dedem, anneannem sürekli, onlar Alman olduğu için derdi. 2,5 yaşındaydım, başladım. Aynanın önünde tarak alırdım elime, bazı zaman ayakkabı alırdım. 2,5 yaşında çocuktum. O zaman yani benim müziğe karşı çok büyük bir sevgim olduğunu, harekete sevgim olduğunu anlaşıldı çok çabuk. Ve yani küçük yaştan belliydi. Küçük yaştan evet belliydi. Aslında bu işin profesyonelliğine başlamam, Almanca İngilizce ile başladım. 1990'da okullarda, özel derneklerde, özel festivallerde yani bayağıdır müziğin içindesiniz. Müziğin içindeyim. Çok mutluyum. Peki profesyonel anlamda ne zaman kendinizi artık bu sanatın içinde buldunuz? Profesyonel anlamda kendimi bu sanatın içinde buldum. 15 sene. 15 senedir profesyonel olarak. Evet. Evet. Yeni albüm çıkardınız. Zaten biraz sonra da onu inşallah tanıtacağız. Evet. Şuradan alalım albümü. Evet. Aşkım Aşkım isimli albümümüz. Bunu zaten bugün inşallah 2,5 saat boyunca sık sık konuşacağız albümünüzü. Çok güzel bir albüm olmuş. Daha önce dinledik. Zaten Aşkım Aşkım isimli eserinizin klipleri dönüyor şu anda. Televizyon kanallarında, sanal alemde, YouTube'da. Evet, evet dönüyor. Çok da güzel olmuş. Biraz sonra onunla başlayacağız zaten. Aşkım Aşkım'la. Albümü Türkiye'de çıkardınız. Evet. Albümden bahsedelim. İstanbul'da. Nasıl oluştu albüm? Aşkım Aşkım albümü ne zaman çıktı? Nasıl oluştu? Yani size bayağı uzun bir zaman düşündüm, taşındım. Böyle aniden olmadı. Yıllardır tabii ki düğünlerde, derneklerde sahneye çıktım. O zamanlar yanımda beni hep destekleyen, çok sevdiğim rahmetli Temel Gök, bir baba gibi yakın olan bir insandı. Rahmetli oldu. Ona o zamanlar yıllar öncesi, kızım bana söz ver, ilerlerde bir albüm yap demişti. Ben de dedim tamam baba, sözdür dedim. Evet. Şimdi Temel babam da rahmetli olunca bayağı bir düşündüm. Gerçekten yani bir seneyi geçti. İnsan düşünüyor yani. Her şey böyle bir anda olmuyor. Düşünmek gerekli. Her şeyi planlaman lazım. Tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Bu albüm çok hızlı bir zamanda oldu. Ne zaman çıktı piyasaya? 2 ay oluyor. 2 ay oldu. 2 ay o oluyor. Daha çok yeni yani. Daha çok yeni, evet. Bayağı da bir ilgi aldı. Bayağı bir... Evet, albümde 10 eser var. Sözü size ait olan eserler de var albümde. Tabii şimdi albümü elinde olanlar, yani sizin albümünüzü alanlar Suzanne Mikari ismiyle sizi görüyorlar. Tabii gerçek, yani evlendikten sonraki soy isminiz. Evet. Mikari. Ama Suzan Sabah diye albüm çıktı. Biraz sonra bunları da konuşacağız. Evet. Nasıl oldu? Ve ne zaman ilgi oldu mu albüme, nasıl gidiyor çalışmalar, konserler, etkinlikler, bütün hepsini konuşacağız. Ama önce Aşkım Aşkım isimli eserinizi, klip de çekmiştiniz ona. O eseri bir dinleyelim. Şöyle bir hareketli bir şekilde girelim programımıza. Evet. Bakalım Manisa Medya TV izleyicilerimiz bu Almanya'da özellikle çok tutulan bu eseri bakalım beğenecekler mi? Şöyle size mikrofonu takdim edelim. Sağ ol.
hasretle bekledim durdum. Çok şükür sonunda sana kavuştum. Özlediğim sevda, aç kollarını. Seviyorum seni, canımsın aşkım. Özlediğim sevda, aç kollarını. Seviyorum seni, canımsın aşkım. Aşkım, 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 aşkım. Aşkımsın, sevdamsın, canımsın aşkım. Aşkım, 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 aşkım. Aşkımsın, sevdamsın, canımsın aşkım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel bir eser olmuş. Arkadaşlarım da 3 gündür tanıtım videoları dönüyor diye. Yani bu şarkıyı ezberledik artık dediler. Çok güzel. Onlar da çok beğenmişler. Kanalımızda, rejideki değerli arkadaşlarımız. Kulağıma anons ediyorlar. Çok beğendiklerini. İnşallah vaktimiz kalırsa bir kez daha bu eseri sizden dinleyelim. Sevgiler, saygılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Yıllarca hasretle bekledim durdum. Çok şükür sonunda sana kavuştum. Evet. Özlediğim sevdam aç kollarını. Seviyorum seni, canımsın aşkım. Evet. Bu şarkının özellikle sözlerine de biraz sonra döneceğiz ama evet, bir izleyicimiz telefonda bizleri bekliyormuş. Onu bekletmeyelim. Sabahat Kaya Almanya'dan. İkiz bacım. Öyle mi? Canım benim. Alo. Alo. Hoş geldiniz programımıza Sabahat Hanım. Evet. Televizyonunuzun sesini... Evet, televizyon sesini... Evet, televizyonunuzun sesini kısarsanız biz de telefondan daha iyi anlaşırız. Alo, telefondan dinleyin bizi Sabahat Hanım. Evet, telefondan dinliyorum. Evet, televizyon sesini kısalım daha iyi anlaşırız. Evet, hoş geldiniz programımıza. Öncelikle Almanya'dan bizleri aradığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Benim bacım her şeyi yaparım. Evet, şu anda Suzan Sabah'la birlikteyiz. Konuğumuz Suzan Sabah. Dört gözle bekledik. Evet. Kardeşiniz mi? Benim ikizim, evet. İkiz kardeşiniz. Evet, Sibahat. Evet. Çok güzel. Merhaba bacım, nasılsın? İyiyim bacım, sen nasılsın? Allah çok şükür, mutluyum, buradayım. Allah hepimizi daima iyilik Dört versin. Dört gözle bekledim bacım, hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tuhafım.
Hep beraber Çok cümlede. seviniyorum senin için. Sağ ol, teşekkür ederim canım benim. Evet. Hakan Bey'e bir şey... Hakan Bey'e bir şey sormak ister misin canım? Ne kolay düşürün, ben hiç düşüremedim. Sabahat Hanım, Suzan Hanım bizim daha önceki programlarımızı sağ olsun izliyordu. Telefonu düşürmek için uğraşıyormuş ama düşüremiyormuş. Şimdi sizi düşürünce ona hayret etti. Evet. Nasıl düşürdü Almanya'dan diye. Şanslıyım. Şans tabii. Böyle bacım da var, ailemiz var. Evet. Tabii siz baş başa geldiğiniz zaman Suzan Hanım size eserlerini, şarkılarını okuyor mu Sabahat Hanım? Evet. Tabii çok şanslısınız okuyordum. Yani o zaman. Evet, küçüklüğümden beri hep türkü söylüyordum zaten. Şimdi albümdeki evet. Güzel türküleri var, onları da alacağız. Gün gün böyle dinliyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Sağ olun. Rica ederim. Sıradaki eseri biraz sonra sizlere gönderelim. Karlı Dağlar isimli eseri. Biraz sonra sizler için gelecek. Teşekkür ederiz aradığınız için. Allah'a emanet olun. Evet. Kardeşiniz de aradı. Sizin için. Sağ olun. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Evet. Sözleri Ergün Bozkurt'a ait bir evet. Eser. Olursa aşkın böylesi olsun. Gönlümüz neşeyle huzurla da olsun. Mutluluk bize selamı dursun. Seviyorum seni canım sen. Sözler çok güzel. Evet. Gerçekten müziği de çok güzel olmuş. Tabii defalarca biz de bunu dinledik. Gerçekten çok beğendiğimiz bir eser. Sağ olun, teşekkür ederim. Albüm 2 ay önce çıktı dediniz. Albüme ilgi, alaka nasıl oldu? 2 aydır nasıl bir ilgiyle karşılaştınız? Beklenmedik güzel bir ilgi. Öyle mi? Çok yani, güzel. Soruluyor, yani tutuluyor, keşfediliyor. Bu arada dinleyicilerime saygılar, sevgiler sunuyorum. Türkiye'de mi şu anda sadece piyasada albüm? Almanya'da da çok kısa bir süre sonra çıkacağını İnşallah. Söylemiştiniz evet. Program öncesi. Evet. Bütün Avrupa'da çıkmasını inşallah onu planladık. Şu evet. Anda Türkiye'de bütün müzik marketlerinde bulabilirsiniz. Veyahut da Facebook'a veya internete girdiğiniz zaman Suzan Sabah. İnternetten de ulaşabilirler albüme değil mi? İzleyicilerimiz. Ulaşabilirsiniz evet. Çok güzel. 10 eserden oluşuyor albümünüz. Evet, bir tanesi de remix. Evet. Yani klublarda çalınan hızlı bir, daha hareketli olsun diye öyle bir remix yapıldı. Remix yapmışsın, evet. O da olağanüstü güzel bir şey oldu. Sağ olsun Emre Demirhan, Ton Master'im ve Tuncay Gören'e. Tabii albümünüzde önemli isimlerle de çalışmışsınız. Evet. Mesela Neyde Eyüp Amiş. Önemli bir isim. Ney denince akla ilk gelen isimlerden biri Eyüp Amiş. Yani yine güzel isimlerle çalışmışsınız. Evet. Klarinet'i çalan. Evet, klarinette Bülent Altınbaş, o da tanınmış evet. Bir isim. Kirpi diye. Evet, lakabı da Kirpi. Lakabı. Parantez içinde de zaten yazmışlar. Evet, evet, evet. Yılların özlemi nihayet sona erdi diye albümünüze not düşmüşsünüz ama bir telefon bağlantımız daha varmış. İstanbul'dan Çiğdem Koçer şu anda hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz programımıza Çiğdem Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Oradan nasıl görünüyoruz? Programımız nasıl gidiyor? Oradan süper görünüyorsunuz. Çünkü orada bir tane güneşçiyiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Suzan Hanım'la... Suzan Sabah'la birlikteyiz. Konuğumuz Suzan Sabah. Evet, izliyoruz. Gayet severek izliyoruz. Kendisini beğenir. Evet, aşkım aşkım diyerek start verdik programımıza. Evet, süper bomba şekilde girdiniz. Harika girdiniz. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Suzan Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de güzel sesinizi duyduk. Daha iyi oldu. Allah sizleri başımdan eksik etmesin. Sizleri çok Allah seviyorum. Allah razı olsun. Bütün Koçer ailesine buradan ağrı sevgiler, saygılar. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Her şey yalnızca olsun. Sizden küçük bir isteğim var. Buyurun. Buyurun. Çiğdem Hanım. Zalim Bu Dünya adlı bir şarkınız vardı. O şarkıyı benim için söylerseniz çok çok sevinirim. Evet, Zalim Bir Dünya.
Evet, sıradaki eserlerimizden zaten bir tanesi o. İnşallah size evet. gelecek. O zaman sırada o tüm İstanbul'a gönderelim. Zaman, bütün İstanbul'a göndereceğim zalim bir dünyayı. Tamam, özellikle Dilek Koçer'e diye armağan ediyorum. Dilek Koçer, tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Size teşekkürler. Hoşça kalın. Evet Suzan Hanım. İlgi alaka çok. Albümler olduğu gibi programımıza da ilgi alaka çok fazla. Evet. Albümün satışından, gidişatından memnunsunuz. İlgi alaka var demiştiniz. Allah'a çok şükür. Herkese yani bu sektör biliyorsunuz çok tabii, zor bir sektördür. Tabii artık hele Türkiye'de daha çok evet. zorlaştı. Hem korsan yayınlar hem internet. Onu ben diyecektim. Benden uzun yaşayacaksınız. Evet. İnşallah. gerçekten çok zor. Hakan Bey gerçekten yani böyle bir proje yapmak, bir albüm yapmak, bunu canlandırmak tabii ki kafanda yani bir şeyler oluşturuyorsun ama bunu kıvamına getirmek öyle kolay değil. Evet. Ve zor. Allah bütün sanatçılarımıza, bütün bu sektörde uğraşanlara sabır versin, güç versin ve asla sevgilerini kaybetmesinler. Evet. Şimdi albümünüz piyasaya çıktıktan sonra siz iki esere mi klip çektiniz? İki esere klip çektik. Antep'te çekildi bu kliplerimiz. Birisi Aşkım Aşkıma, diğeri? Zalim Bir Dünya. Zalim Bir Dünya'yı bana sormak ister misiniz? Tabii Zalim Bir Dünya'yı biraz sonra dinlerken soralım size. Neden Zalim Bir Dünya? Demek ki evet. bir yaşanmışlıklar olabilir. Evet, o zaman devam edelim mi sıradaki eserle? Siz nasıl istiyorsanız. Karlı Dağlar. Karlı Dağlar diyoruz. Tabii bütün albümümüzdeki eserler böyle hareketli değil. Hayır. Türküler var, güzel slow eserler var. Evet. Arabesk okuduğum için evet. Hem türkü, hem slow, hem damar. evet. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Sıradaki eserimiz Karlı Dağlar. Albümün de ikinci şarkısı. O zaman mikrofonu şöyle verelim. Yar uzakta ben
üstümden. Ey yüce dağlar, umutlar elden uçup gitmeden, umut atlı kaçıp gider. Ben peşinden kaldım yaya, yar perişan, ben perişan. O bir yanda, ben bir yanda. Umut atlı kaçıp gider. Ben peşinden kaldım yaya, yar perişan, ben perişan. O bir yanda, ben bir yanda. Be insafsız karlı dağlar, yar elinden içim yanar. Yar uzakta, bensiz ağlar. İnsafınız yok mu dağlar? Başı duman karlı dağlar, yar elinden içim yanar. Yar uzakta, bensiz ağlar. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii yine güzel bir eser ama farklı bir eser tabii. Aşkım Aşkım'daki gibi hareketli değil. Karlı Dağlar, yani içinde çok hüzünlü eserler de var. Evet. Yani her tarzdan okumuşsunuz. Türküler var. Slow eserler var. Hareketli eserler var. İnşallah hepsini dinleyeceğiz programımızda. Örnek aldığınız sanatçılar var mı? Türkiye'de mesela ya da Almanya'da sevdiğiniz sanatçılar. Şöyle söyleyeyim, bütün sanatçılara karşı saygım sonsuzdur. Zor bir meslek. Yani şöyle bir şey vardır, ben bunu daima söylerim. Halktır sanatçıyı yücelten. Evet. Bir sanatçı halksız olamaz, yaşayamaz, nefes alamaz. Evet. Yani ben söyleyemem ki ben, yani çok iyi okuyorum veya şunu bunu halk keşfedecek. Halk beni sevecek, kabullenecek ve ben daima saygılı önlerinde durmak zorundayım. Evet, inanıyoruz ki herkes sizi Türkiye'de çok sevecek. İlgiyle de izleyecekler. Bundan sonra inşallah sık sık Türkiye'de de zaten geleceksiniz. İnşallah, inşallah. Dediğim gibi 7 yaşımdan beri ben Sayın İbrahim Tatlıses'in çok büyük bir ses hayranıyım. Tabii ki Burhan Çaçan, Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, yani Arif Sağ gibi bir sanatçılar, Güler Duman. Yani tabii söylediğiniz sanatçıların kadar... aslında izleyicilerimiz şaşırabilirler yani. Sizin gerçekten... söylediğiniz eserler hep Türk halk müziğinin önemli isimleri. Çok büyük. Siz de Almanya'dan geldiğiniz için hani belki izleyicilerimiz şaşırabilirler. Lütfen yani, şaşırmasınlar. Yani tabii ki orada böyle değerli sanatçıların müziklerini dinlemeniz, örnek almanız bizim için tabii sevindirici bir haber. Yani orada özümüzü, kültürümüzü kaybetmemişsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum. Bu sohbetimize reklamlardan sonra devam edelim. Bir reklam aramız varmış. Memnuniyetle. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız.
yalnızım ne kadar aranıp dursam, başucumda seni bulamıyorum. Güneşten vazgeçeyim, susuz olsam da, seninle olmadan olamıyorum. Şu yollar bilmem ki, dağ mı, ova mı? Gitsem bulur muyum kendi yuvamı? Kuş, yolun nereye? Bizim eve mi? Sen götür, ben haber salam. Her gece orada bir yaslanan mı var? Sessizce kirpiği ıslanan mı var? Uzaktan bana, uzaktan bana seslenen mi var? Ne diyor, ne diyor sesini alamıyorum. Acaba yaşlı mı kara gözlerin, içimde bir derin yara gözlerin? Daldı mı uzak bir yere gözlerin? Görmüyor, bilmiyor, bilemiyor. Günleri sayarım, geceler inler. Beklerim geceyi, yıldızlar söner. Gizli bir yaram var, durmayıp kanar. Neresi, neresi bulup da silemiyorum. Ulaşsa da sana yolların ucu, varmaya yetmiyor atsızın gücü. İçimde dururken bu kadar acı, hala yaşıyorum, ölemiyorum. İçimde dururken bu kadar acı, hala yaşıyor, ölemiyorum. Hala yaşıyorum, ölemiyorum. Ölemiyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Dün Hüseyin Nihalatsız'ın ölüm yıl dönümüydü. Allah sözlerini Allah yazan, değerli Türk Edebiyatı'nı yetiştirdiği önemli şairlerden biriydi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun anısına güzel bir şiir okuduk. Sesleniş isimli şiirimizi okuduk. Evet, Suzan Sabah'a, değerli konuğumuza dönelim. Evet Suzan Hanım, Aşkım Aşkım albümünü çıkardınız. 2 ay oldu. Bizleri de kırmadınız, sağ olun. Almanya'dan buralara kadar geldiniz. Peki, Almanya'da konser ve etkinlikler var mı? Ya da Türkiye'de düzenliyor musunuz? Ya da sizi konsere çağırmak isterlerse, çeşitli kurumlar, kuruluşlar, kişiler, nasıl ulaşabilirler diye size sorumu sorayım. Konser ve etkinlikler Almanya'da yapıyor musunuz? Burada var mı önünüzdeki programda? Evet, yılbaşı programları var. Almanya'da genellikle düğünlere, nişanlara, derneklere çağrılıyorum. Ve bana ulaşım Facebook üzerinden mail atılıyor bana çoğu zaman. Öyle oluyor. Türkiye'de tabii ki şimdi televizyon programları hazırlanıyor. Hı hı. Bu albümün üzerine ben düşündüm bir daha bir klip çekmeye. İnşallah Allah nasip ederse olacak o da. Almanya'da peki size ilgi nasıl sanat açısından? Türkiye'deki ilgiyle kıyaslarsak, Türkiye'de mi daha çok ilgi görüyorsunuz, Almanya'da? Tabii Almanya'da dinleyicilerim böyle elbette vatan
hasreti çektikleri için böyle bir türkü okuduğum zaman hemen ağlıyorlar. Tabii de sonu yani bir de dondum kurşunu da vurduğun zaman da halaya devam ediyorlar. Yani hem ağlatıyorsun hem güldürüyorsun. Bu böyle. Zaten sizin albümünüzde burada, her türlü müzik olduğu için. Evet, evet. Çok şanslısınız Türkiye'de yaşadığınız için. Evet, ne kadar biz güzel. Biz Türkiye'de, yani biz Almanya'da bayağı bir hasretlik çekiyoruz. Zaman zaman yurt dışından konuklarımızı alıyoruz tabii. Onlarla mesela şey, yani bazı konularda konuştuğumuz zaman özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin kültürünü, özünü kaybettiklerinden bahsediyorlar. Mesela gençlerin, çocukların yetişme şeklinden. Siz de o sıkıntıyı yaşıyor musunuz? Mesela çocuklarınızda olsun ya da diğer Türk çocuklarının oradaki Almanya'daki Alman kültürüne mi daha yakınlar, yoksa sizce Türk kültürünü onlara oradaki Türkler aşılayabiliyor mu? Efendim şöyle söyleyeyim, bu eğitimdir. Ben de iki çocuk annesiyim. Sen evladını nasıl eğitirsen, nasıl gösterirsen, nasıl şey yaparsan, o da tabii ki annesine babasına bakarak öyle o yolda yürür. Çünkü ben de öyle eğitim gördüm. Benim babam Türk olduğu için biz sürekli evde Türkçe konuşuyorduk. Evet, ne güzel. Yani bizim dinimiz olsun, törelerimiz olsun. Zaten Almanya'da okula gidiyorsun, Alman dil dersinde hepsini sana öğretiyorlar. O yüzden de diyorum ki ben çok yaşadım. Sizin ne dediğinizi de anladım. Çok yazık var. Annesi Alman olup babası Türk olup çocuk iki kelimeyi konuşamıyor. Annesi babası Türk olup da Almanya'ya gidip yani yine aynılarını yaşayanları gördüğümüz, şahit olduğumuz olaylar var. Yani annesi babası Türk ama artık çocuklara öyle bir Alman olmuş ki Türklükle alakası kalmamış mesela. Öyleleri de var. İlla annesi Alman olmasına gerek yok. Maalesef bunlara da şahit oluyoruz yani. Üzücü bir şey gerçekten. Çok üzücü. Ya ne bileyim, daima bence vatanlarını daima hatırlatsınlar. Akrabalarına daima bağlantı kursunlar. O yüzden yani böyle tek başına yaşamaksa koparlar. Bir çocuk böyle daima hep uzakta durursa bence bu buna da kanıtlanıyor. Senin daima böyle senede iki defa gidersen izine, aile şeyini gördüğü zaman veya telefonda sürekli görüştüğün zaman bu daha başka oluyor. Çünkü ben bunu iki çocuğumla da yaşıyorum. Evet. Sürekli Lübnan'la telefon görüşmeleri, halalarıyla görüştükleri zaman çocuklar böyle bir başka oluyor. Skype'da böyle bir başka oluyorlar ve söylüyorlar. Halalarımızı çok seviyoruz, Lübnan'ı çok seviyoruz. Anne, orada ezan sesi var. Evet. Hem çan sesi de var. Almanya'da niye yok? Bunu çocuklarım bana çok sordu. Ya, tabii ki sen de bunu söylüyorsun, anlatıyorsun. Türkiye'ye de geldiğimizde de. Yani bu bence daima çocuklarınıza, şimdi hiç kimseye akıl vermek veya eğitim vermek istemem, estağfurullah, ne haddime düşmüş. Daima hep hatırlatmak gerekiyor. Kendilerini kaybetmemek için, o sevgilerini içlerinde soğutmamak için. Siz kaybetmemişsiniz zaten kendi kültürünüzü, Türk kültürünü. Çünkü yani yaptığınız albüm Türkçe bir albüm olmuş. Mesela Almanya'da yetişmişsiniz, Almanya'da doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Almancayı çok iyi biliyorsunuz. Yani Lübnanlı bir eşiniz var, onun dilini biliyorsunuz, Arapçayı da biliyorsunuz. Evet. Ama siz Türkçeyi tercih etmişsiniz albümde. Mesela Almanca bir eser almamışsınız. Neden almadınız? Oradaki Almanya'daki dostlarınız, arkadaşlarınız mesela size böyle önermediler mi? Özür dilerim. Evet, söylüyorlar bana. Ne olursun diyorlar, Suzan, bir dahaki albümünde Almanya'da da sadece single bile olsa Almanca veya İngilizce de oku. Ama ben her zaman söylüyorum yani duygu bizim müziktedir. Evet. Yani nefesli, ney, bağlama, saz. Yani bu yok. Yani bunu Alman müziğinde... Başka bir ülkede yok tabii.
Bulamazsın. Peki Almanya'daki dostlarını sizin albümünüzü aldığında dinliyorlar mı? Evet, çok. İş yerinde olsunlar. Beğendiler mi? Çok. Hatta bizim baş profesör doktorumuz bile gelip bana... Tabii siz ayrıca duydum. Almanya'da hemşiresiniz. Ondan da bahsedelim isterseniz izleyicilerimize. Evet, çok ilginç ve çoğu kişi de biraz şaşırıyor. Ben Almanya'da nöroloji bölümünde hemşireyim. İki bölümü de okudum. Psikiyatrik bölümünü de okudum ve nöroloji bölümünü de okudum. Şu an hastanede çalışıyorum. Komada yatanlarla, trakeal stomada monitora bağlanan, nefes vermek zorunda kaldığımız hastalarımız var. Bu arada izin verin, söz verdim. Keskin ailesine buradan ağrı çok çok selamlar yolluyorum. Hastamız var. İnşallah dualarımızla en kısa zamanda uyanır komadan. Ve sizler evet. Hepiniz de mutlu olursunuz inşallah. Sevgiler, saygılar Keskin ailesine. O zaman onlara bir de eser gönderelim. Şöyle bir bakalım hangisi var. Güzel Gölgem diye bir eser var sırada. Evet. O zaman hemen onu alalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ne kadar çok eser dinletirsek, Almanya'dan buralara kadar geldiniz. Sizi yakalamışken. Teşekkür ederim. Güzel Gölgem isimli eseriniz gelecek. Bunu da tüm izleyicilerimize armağan ediyorum. Evet, armağan edelim. Güzel Gölgem isimli eser de arabesk tarzı mı? Hareketli mi? Nasıl? Sözlerini siz yazdınız galiba değil mi bu eser? Evet, sözlerini ben yazdım. Evet. Okumadan önce bir kısa anlatayım. Tamam. Bunu rahmetli Temel babam için yazdım. Evet. Benim için albümde çok büyük bir yeri vardır. Kendisi rahmetli oldu. Albümün üçüncü eseri. Güzel Gölgem. Sağıma baktım, soluma baktım, birden yok olduğunu şimdi anladım. Denizlere, dalgalara sordum seni, ağaçlara, kuşlara sordum seni. Evet. Bu da hüzünlü bir parça. Evet. Böyle bir anda oldu. Yani nasıl söyleyeyim size ya? Oturdum, aldım kalemi. Rahmetli geldi gözümün önünde. Sanki ben onu yazmamışım gibi öyle oldu. Bu duyguyu kimseye anlatamam. Sözleri çok güzel. Müziği de güzeldir. O zaman dinleyelim mi? Evet. Tamam. Güzel Gölgem, Suzan Sabah. Dinliyoruz. Neredesin?
yürüyen gölgem, bana yol gösterip de bana güç veren. Denizlere, dalgalara sordum seni, ağaçlara, kuşlara sordum seni, ama cevap alamadım, neredesin? Senden haber alamadım, neredesin? Neredesin güzel gölgem, neredesin? Sensiz kaldım, söyle bana neredesin? Neredesin güzel gölgem, neredesin? Sensiz kaldım, söyle bana neredesin? Vakti miydi kaybolmanın, vakti miydi terk etmenin? Vakti miydi kaybolmanın, vakti miydi terk etmenin? Neredesin güzel gölgem, neredesin? Sensiz kaldım, söyle bana neredesin? Neredesin güzel gölgem, neredesin? Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Hüzünlü, güzel, duygusal bir eser olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ama söylediğiniz eserlerde hani siz de dediniz ya, biraz Türkçemde bozukluk var. Evet. Ama söylediğiniz eserlerde hiç öyle bir şeyi yansıtmıyorsunuz yani, gayet güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Zaten çoğu kişi buna ilgi duyuyor, diyor ki ah. Hatta birkaç defa bile kulak misafiri oldum. Allah Allah dediler, bunun Türkçesi biraz zayıf, nasıl okuyacak acaba gibicesine. Tabii ki o zaman diyorsun ya, lütfen şimdi ben herkese diyemem, ben 4-5 dil biliyorum. Ama söz veriyorum, daha daha gayretimle, gücümle, daha da sevgimle yani sizlere layık olmaya çalışacağım. Evet, estağfurullah. Gerçekten hani Almanya'da doğup büyümüşsünüz. Ona rağmen gerçekten anneniz de Alman üstelik. Ona rağmen gerçekten yani gerçekten çok güzel. Eserleri yani seslendirirken zaten hiç anlaşılmıyor. Hani Türkçenizdeki yani ya da Almanya'dan geldiğiniz hiç anlaşılmıyor. Gerçekten güzel yani. Biz beğendik. Teşekkür ederim. Şimdi bizim Facebook adreslerimizden yoğun bir şekilde mesajlar geliyor. Bunlardan birazcık okuyalım. Osman Yeşilçayır. Hayırlı akşamlar Suzan ablaya, selamlar. Ülkemize ve Manisa'ya ziyarete geldiği için gurur duyduk. Sizin programınızı zevkle izliyoruz. Emlakdere Mahallesi olarak gurur duyuyoruz. Ablamızdan bir türkü isteğimiz olacak. Sıradaki eseri istemişler artık. Şu anda 260 hane, 780 nüfus olarak sizi izliyoruz demiş. Yani, sağ olun. Güzel bir mesaj atmış. Eksik olmayın, Allah razı olsun. Yine Hakan Demir'le Gönülden Düşenler Facebook adreslerimize. Belçika'dan değerli büyüğümüz Yaşar Kalemkuş her hafta sağ olsun bizleri takip ediyor. Konuklarınıza, konuğunuza selamlar, saygılar demiş Belçika'dan. Hüseyin Bayat Tosya'dan, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden. Ben de orada askerlik yapmıştım. 2000-2002 yılları arasında 18 ay askerlik yapmıştık. Hüseyin abimiz de askerlik şubesinde, Tosya askerlik şubesinde sivil memurumuz. Özellikle ona buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Yani yaklaşık 15 yıl oldu, sağ olsun bizlere. Hiçbir zaman unutmadılar. Ayrıca Hüseyin Bayat'ın yanı sıra Fuat Öztürk değerli abime de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Kastamonu'nun Tosya ilçesine. Sevgiler, saygılar. Aşık Mehmet Divanoğlu. Daha önce konuğumuz olmuştu, o da değerli bağlamasıyla bizlere resital sunmuştu burada. Ekranların en karakterli ve kişilikli değerli şair ve yazarı, sizi her hafta memnuniyetle izliyoruz, takip ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. İyi yayınlar demiş ve bir şiir yollamış bize. O şiiri de inşallah şimdi okuyacağım ama bir izleyicimiz Fatma Uçar Almanya'dan canlı yayın da bizi hatta bekliyormuş. Anladım. Fazla bekletmeyelim, mesajları nasıl olsa okuruz. Alo. Alo. Evet Fatma Hanım, hoş geldiniz programımıza. Almanya'dan bir telefon deyince tabii Suzan Hanım için aradınız. Anladım. Olsun. Evet. Yani bizi de o
sebeple, o bahaneyle bizi de aramış gibi kabul ediyoruz artık. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Fatma Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz Allah'a şükür. Tabii Almanya'dan Suzan Hanım konuğumuz. Almanya'dan da çok sayıda telefon bağlantısı geliyor bugün. Evet. Neler söylersiniz Suzan Hanım'a? Ben Fatma'yı tanımıyorum. Suzan Hanım'ı çok beğeniyle dinliyorum. Ve kariyerinin devamını başarılar diliyorum. İnşallah. Biraz heyecanlıyım tabii ki. Suzan Hanım'ın kendi güzelliği gibi kalbi ve müziği de muhteşem. Evet. Ve sizin programınızı beğeniyle izledim. Böyle bir program gerçekleştirdiğiniz için de teşekkürler ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra... ki programlarımızı artık cumartesi günleri saat 21'de izlersiniz artık. Fatma İnşallah, Hanım bu vesileyle inşallah. Tanışmış olduk. İnşallah bundan sonraki programlarımızı yakından takip edersiniz. Mutlaka inşallah. Peki aradığınız için çok teşekkür ederiz. Var mı söyleyeceğiniz başka bir şey? Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığınız için. Sağ olun. Için. Allah razı olsun. Suna Hanım'ı da çok kutluyorum. Sağ ol canım benim. Aa Sunay, tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim canım benim. Sıradaki eseri size gönderelim Fatma Hanım. Çok teşekkürler. Abiye, çocuklara sevgiler, saygılar güzelim benim. Oldu, teşekkür ediyorum size. Hayırlı akşamlar. Ve iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ ol canım, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun, teşekkürler. Sağ olun. Evet, Almanya'dan. Çok sayıda mesaj da geliyor Suzan Hanım. Sizi yalnız bırakmıyorlar bugün. Sağ olsun, teşekkür ederim. Evet, şöyle şimdi Aşık Mehmet Divanoğlu halk aşığı olduğu için Mehmet Divanoğlu'nun bir özelliği yani anında doğaçlama istediği yani mesela bizim yayında Manisa Medya TV için bir şiir, bir şarkı bir dediğimiz anda hemen anında güzel bir eser sunmuştu bize. Şimdi yorum göndermiş yani mesaj göndermiş programımıza. Orada da bir şiire yer vermiş. Okuyayım onu. Manisa Medya'da ulu bir çınar, sözü güzel, kendi güzel Hakan Bey. Dostların her vakit candan anar, yüzü güzel, gönlü güzel Hakan Bey. Susmasın hiçbir zaman o kalemin, her şeye değerdir güzel kelamın. Bizlere ulaşır senin selamın, özü güzel, kendi güzel Hakan Bey. Aşık Divanoğlu seni hep dinler, hep över, senin varlığında dünyaya değer. Tüm Türkiye seni tanır ve sever, nazı güzel, kendi güzel Hakan Bey yazmış. Çok teşekkür ederiz Mehmet Divanoğlu'na, değerli dostum. Yüreğine sağ olun. Allah razı olsun. Evet, yine şöyle bir bakıyoruz. Pınar Demir Sözer. İzmir'den çok başarılısınız. Programlarınızın devamını diliyoruz demiş. Sizlere de selam göndermiş. Biz de tüm İzmir'e. Pınar Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Hülya Azimli İstanbul'dan iyi akşamlar size ve konuğunuza selamlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Heybeli Ada'dan sevgilerimle demiş İstanbul'dan. Hülya Can. Evet, Hülya Can değerli şairimiz. Haftaya konuğumuz. Buradan da duyuralım onu. O da bizi zannedersem şu an Nevşehir'den yazmış mesajını. Hakan Bey programınızı zevkle izliyoruz. Suzan Hanım'a selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Başarılar Benim diliyorum abi, demiş. Ben de. Biz de kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Haftaya inşallah Hülya Hanım'ı konuk alacağız. Selamlar, sevgiler. Ahmet Otman, değerli şairimiz. O da daha önce konuk olmuştu bize. Sevgili Hakan, her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir programa imza atıyorsunuz. Suzan Hanım'a selamlar, albümü hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim. Biz de Ahmet abimize sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Saygılar. Ümran Berat Özkurnaz. Hayırlı yayınlar. Bu hafta da yine güzel bir programa imza atıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Suzan Hanım'a çok selamlarımızı iletin demiş. Teşekkür ederim. Biz de Ümran hocamıza çok selamlar gönderiyoruz. Evet, yine şöyle bir bakıyoruz. Volkan Demir, Suzan Hanım çok güzel yorumluyor. Program çok güzel gidiyor. Gülden Karaböceği anımsatıyor bize demiş. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz de kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Cihan Özcan, yayın hayatınızda
sonsuz başarılar dilerim. Gönülden düşenleri gönlünüz ile andığınız için teşekkür ederim demiş. Biz de Cihan Özcan'a teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İbrahim Özkırnaz, Hakan abi hayırlı programlar diliyoruz. Başarılı programlarına bir yenisini daha ekledin. Suzan Hanım'a çok selamlarımızı gönderiyoruz demişler. Evet, yine bizlere mesajlarını gönderen değerli izleyicilerimiz. Turgut Balcı İzmir'den bizleri izliyorlarmış ailece. Kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Ayrıca misafirleriyle birlikte izliyorlarmış. Balcı ailesine ve tüm misafirlerine selamlar gönderiyoruz. Hilmi Taşlı Akhisar'dan. Akhisar ve Kırkağaçlılar için sıradaki eser istemiş. Biz de Hilmi Bey'e çok teşekkür ederiz. Sıradaki eseri ona gönderelim. Gazi Reşat Ismık. O da sizlere selamlarını gönderiyor. Başarılar dilemiş size. Ayrıca Ercan Karakuş, eşim Ayşe, ikizlerim Burak ve Furkan'a istemişler. Siz sıradaki eseri. Biz de değerli dostumuza selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii siz de bir ikiz kardeşiniz olduğu için onu da belirtmiş. Yani evet, sizlere selam göndermiş. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Yine Kırkağaç'tan Hüseyin Bal ve Halil İbrahim Adana'da sizlere selamlarını göndermiş. Albümünüzün hayırlı olmasını dilemişler. Biz de kendilerine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Devam edeceğiz mesajlara. Çok sayıda mesaj var. Zaman zaman okuyacağız inşallah. Evet Suzan Hanım. Sizi bu yola kimler yönlendirdi? Sanatçılar olabilir, dostlarınız olabilir. Yani bu müzik hayatına, albüm çıkarma aşamasını, Almanya'dan çünkü albümünüzü çıkarıp Türkiye'ye, Türkçe albümle Türkiye'ye geldiniz. Evet. Özür dilerim. Yani kimlerin emekleri var sizi bu yola getirenleri şöyle bir isterseniz buradan söyleyelim. İlk önce Ergün Bozkurt bana çok desteği geçti, emeği geçti. Daima bütün müzisyen arkadaşlarımın da bayağı bir üzerime düşmeleri. Sevgili Tuncay Gören stüdyoda daima bağlama, elektro, cümbüş çalan benim için. Özellikle ona da çok teşekkür ediyorum. Emre Demirhan'a çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olsun beni her zaman destekleyen, hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kıvanç Bey'e buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten onun da büyük bir katkısı, bir emeği vardır. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, sağ olsun. Tabii Habib Özkılıçlıoğlu'na buradan ağrı tabii selamlarımı Ergün, Habib yolluyorum. Habib Bey ile Ergün Bey'in tabii albümde eserlerine de yer verdiniz. Evet. Biraz sonra inşallah onları da dinleyeceğiz. Evet. Onların da bayağı bir desteği olmuştur. Şimdi bizim değerli... İlk önce de tabii. Ailem. Evet. Ailenizin desteği çok oldu tabii değil mi? Tabii. Aile desteği olmadan zaten başarı hiç olmaz. Gelmez. Evet. Şimdi onu diyecektim. Bizim değerli bir sanatçı arkadaşımız var. Daha önce bize de konuk oldu. Ali Küçük Hakkaç diyor ki, selamun aleyküm. Hakan Bey programınızı büyük bir keyifle izlemekteyim. Telefonu elime ne zaman alsam bir türlü düşüremiyorum. Suzan Hanım. Suzan Hanım da Türkiye'mize hoş gelmiş, sefa getirmişler. Sizleri izlemeye devam ediyoruz. Programın ismi gibi gönlünüzden bize ne düşerse şiir, şarkı tüm izleyenlere gelsin. Hayırlı akşamlar demiş. Ayrıca bizim yine diğer bir mesaj, daha önce de konuğumuz oldu. Kurtlar Vadisi'nde, Arka Sokaklar dizilerinde rol almış. Değerli Cahit Bat, Cahit abimiz de bayram tadında bir programınız oluyor demiş. Biz de kendisine selamlar gönderiyoruz. Size de çok selamlarını iletmiş. Sağ olsun. Her zaman bizi izliyor. Sevgiler, yalnız saygılar. Bırakmıyor. Teşekkür ederim. O zaman isterseniz hemen sıradaki eseri alalım. Yine duygusal, hüzünlü bir eser var sırada. Ben geldim anam. Annenize mi yazdınız eser? Bunu anneme yazdım ve benim bir analığım da var. Aysel Yazar. Onu da gerçekten annem gibi seviyorum. Ona buradan ağrıda çok çok selam yolluyorum. Tabii ki kendi anneme de
Ellerinizden öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Tüm Almanya'ya gönderelim bütün bunu. Bütün annelere gönderiyorum. Tamam, bütün dünyadaki annelere gönderiyorum. Tamam. Ben geldim. Anam isimli eser. Tabii Suzan Sabah'ın albümünde her tarzdan eser var. Hareketli, duygusal. Dinleyelim. Ben geldim anam. Anam, rüya.
Evet. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür gerçekten ederim. Çok güzel bir eser. Evet. Sizin için de tabii duygusal. Biraz hüzünlendiniz. Evet. Evet. O zaman bir kısa reklam arası, bir reklam verelim. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. İnşallah. Yalan dünya işte senden, aha geldim gidiyorum. Kalanlara selam benden, aha geldim gidiyorum. Var mı sana gelip kalan, baştan başa murad alan? Varın yoğun hepsi yalan, aha geldi gidiyor. Dereyi aş, tepeyi aş, sonu yoktur dolaş dolaş. Günden güne, günden güne yavaş yavaş, aha geldi gidiyor. Yalan dünya sana böyle, kimler konup göçtü söyle. Ben de işte aynen öyle, aha geldi gidiyor. Gülemedim şöyle bir gün, senelerim geçti sürgün. Gönül, gönül sevdiğine dargın, aha geldi gidiyor. Arif der ki, Arif der ki bunca yıl ay, geldi geçti vay dünya vay. Yaşamaksa, yaşamaksa yaşadımsa, aha geldi gidiyor. Yaşamaksa, yaşadımsa, aha geldi gidiyor. Aha geldi gidiyor. Evet. Ağzına sağlık. Sağ olun. Ozan Arif'in bir şiiriydi. Arif der ki bunca yılay, geldi geçti vay dünya vay. Yaşamaksa yaşadım say, aha geldim gidiyorum. Güzel bir şiir. Evet, çok güzel. Evet Suzan Hanım. Kendinizi hangi tarza uygun görüyorsunuz? Şimdi çünkü albümünüzde gerçekten şöyle bir baktığımızda çok güzel eserleri gördük.
pop müziği olsun, Türk halk müziği olsun, slow müzikler olsun. Hepsini taşıyorsunuz yani. Çok güzel. Gerçekten bir sanatçı da olması gereken. Yani her tür müziği söylüyorsunuz ama kendiniz hangi tarza daha yakın buluyorsunuz? Arabesk demiştiniz. Evet. Hangi Türk halk müziği. Evet. Zaten biraz önce örnek aldığınız sanatçıları saydığınız kişilerin hepsi Türk halk müziği sanatçılarıydı. Bir dahaki albümde yine bu şekilde bir eserler mi yer alacak, yoksa yine biraz önce de bahsetmiştiniz, yarıda kalmıştı telefon bağlantısıyla, Almanca, Arapça eserlere de yer verecek misiniz? Yoksa yine Türkçe mi devam edeceksiniz? Arapça, Türkçe tabii. Bir dahakinde Allah nasip ederse diyorum. Yani benim için nasıl anlatayım? Arabesk müziğini çok seviyorum. Evet. Türk halk müziğini çok seviyorum. Dediğim gibi yani insanların böyle coşması veya bir şeyler hissetmesi, alkışlaması biz sanatçılar için en büyük zenginlik budur. Birini mutlu edebiliyorsan, evet. Yani onu bir an önce, yani herkesin kendine göre bir hayat sorunları vardır, şeyleri vardır. Ama müzik öyle bir şeydir ki ruhun gıdasıdır. Evet. Yani nasıl söyleyeyim? Almanca eser olacak mı? Şu an düşünüyorum. Pek istemiyorsunuz gibi sanki Almanca eserleri almak. Şu an Almanya'dan da bizi çok sayıda izleyicimiz izliyor, ona göre söyleyin yani cevabı. En son tabii onlara da Almanca olarak selam yollayacağım, söz verdim çünkü. Tabii oradaki sadece Türk izleyiciler mi, Almanya'dan Alman arkadaşlarınız da var. Evet, benimle beraber çalışanlar da var. Evet. Eğer izin verirseniz tabii onlara ki. Da tabii ki Almanca diliyle selam yollamak istiyorum. Programımızın en sonunda onlara en bir yer ayıralım. En sonunda tabii ki, sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani nasıl... İstemiyorum değil. Tabii Almanya'da öyle birkaç eserler var. Ama fazla duyguyu kendimi, ya bu benim diyerekten ancak bizim Türk kültürümüzde kendimi böyle çok ifade güzel edebiliyorum. Yani ne bileyim, dinliyorum Almanca müziğini de İngilizcesini de ama ama nasıl tabii bizim söyleyeyim? Türkülerimiz, bizim türkülerimiz seni böyle alıyor, bir Malatya'ya, Antep'e, Sivas'a, Almanya'da böyle Kayseri. Böyle bir etkileyici müzik yok değil mi? Hayır, yani bir de bizim okuduklarımızın çoğu yaşanmış. Evet, çok duygusalız tabii biz Türk milleti olarak. Tabii, o da yani bizim bu kadar hayata bağlı olduğumuzu ve inşallah böyle kalır. Çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Özellikle Zalim Bir Dünya'yı da okudum. O yüzden de. İsterseniz albümünüzde Arapça bir eser var, değil mi? Evet. Ya Habibi. Bu eşiniz için mi aldınız bu albümü? Onu eşim için yazdım. Çok güzel. Nakarat kısmı Arapça. Diğer yerler Türkçe değil mi? Evet, diğerleri de tabii ki Türkçe. O zaman dinleyelim. Bir de sizi bu tarzda dinleyelim. Sağ olun, teşekkür evet ederim. Ya Habibi, bir de Arapça eserle Suzan Hanım'ı dinleyelim. Teşekkür ederim.
kaderim olsun derim. Kaderimde var isen yarabbim olsun derim. Sevi boynum gül yanaklım, seviyorum ya Habibi. Sen de yalnız sen de aklım, seviyorum Habibi. Ela gözlüm şirin sözlüm, seviyorum ya Habibi. Sen de yalnız sen de gönlüm, seviyorum Habibi. Ente albi ya Habibi, ente ahlemi. Ente albi ya hayati, ente ya ruhi. Ente albi ya Habibi, ente ahlemi. Ente umri ya hayati, ente ya ruhi. Çok ilginç bir albüm. Gerçekten her tarzda güzel edelim. Bir albüm olmuş. Evet, bir telefon bağlantımız varmış. Hemen onu izleyicimizi bekletmeyelim. Alo. Alo, Ahmet Demir. Alo. Tamam, evet. Hatta bir problem olmuş. İnşallah ararsa izleyicimiz tekrar bağlarız. Evet, Suzan Hanım, gerçekten ilginç bir albüm. Çok güzel bir albüm. Teşekkür ederim. Yani biz çok beğendik gerçekten. Yani her türlü müziğe yer vermişsiniz. Demek ki bir dahaki albümde Arapça eserler de almanız lazım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten güzel olmuş. Memnuniyetten. İzleyicilerimiz mesaj atmışlar. Bazı izleyicilerimiz soruyorlar. Bu civarlarda konserleri olacak mı diye Türkiye'de. Diyelim biz ona. Şu an düşünüyoruz. Şimdi orası... Var mı teklifler? Evet, teklifler var şu an. Yılbaşı'da... Yılbaşı programlarımız var. Evet, galiba. Yılbaşı programlarımız var. Ve Şubat ayına, Ocak, Şubat ayına da doğru tabii ki konserlerin, dernek şeylerinde hazırlanıyor. Evet. Sürekli telefon, sürekli mesaj geliyor sağ olsunlar. Yılbaşında İstanbul'da mısınız? Yılbaşı programı Türkiye'de mi, Almanya'da mı olacak? Büyük bir ihtimalde Türkiye'de olacağım. Türkiye'de İnşallah olacak. Allah izin verirse. Evet. Çok güzel. Sizleri de beklerim. İnşallah. Haberleşiriz inşallah. İnşallah. Allah nasip ederse. Yalnızca şunu söylemek istiyorum. Özellikle lütfen ben barlarda okumam.
İki çocuk annesiyim. Evet, çok güzel. Yani, bar tarzı yerlerde sahne almam diyorsunuz. Ne olursunuz beni bağışlayın, orada okuyamam. Evet, oralardan da tabii size mutlaka konser, program teklifleri geliyordur o zaman. Evet, geliyor ama onu yapamayacağım evet. Yani. Çok güzel. Düğüne çağırsınlar, şey etsinler, o söylerim yani. Bir kişi için bile okurum ama dediğim gibi barlarda falan ne olursunuz, evet. Yanlış, beni kimse yanlış anlamasın. Okuyamıyorum. Tabii ki o sizin müzik hayatınızdaki çizdiğiniz yolun dışında aykırıysa tabii ki onu okumamanız daha güzel olur. Yani barlara çıkmamanız daha iyi olur tabii. Ama tabii çıkan sanatçılara da bir şey diyemeyiz. Kendilerine saygı duymak lazım. Saygı duyuyorum çıkana da, yapana da. Dediğim gibi yani gerçekten siz de biliyorsunuz Hakan Bey, çok zor bir meslek. Tabii. Çok tabii, zor çok bir sektör. Hele ki bir bayan için tabii daha zor. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir bayan için daha da zor. Bunu doğru bildiniz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi şöyle bir Facebook'tan yine bize gelen mesajlarımıza şöyle bir baktığımda, evet, Mahmut Balcı İstanbul'dan yazmışlar. Hayırlı akşamlar. Size ve konunuza başarılar diliyorum. Gerçekten Suzan Hanım'ı hayranlıkla dinliyoruz. Kendisi Almanya'da Türkçe müzik yaparak zoru başarmış. Ayrıca Türk'üm demesi bizi fazlasıyla duygulandırdı. Teşekkür ederim. İlk fırsatta CD'sini alacağız. Sevgi ve selamlar İstanbul'dan. Biz de İstanbul'a, Mahmut Balcı'ya ve Balcı ailesine buradan selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir mesaj. Gerçekten. Sevgiler, saygılar Balcı ailesine. Evet. Bergama'dan, İzmir'in ilçesi. Bergama'dan Sefa Bektaş. O da sizleri beğeniyle izliyorlarmış ailece. Suzan Hanım'ın en kısa zamanda albümünü almak istiyoruz demiş. Müzik marketlerde vardı değil mi? İstediği yerden alabilirler. İnşallah. Ayrıca Münir'e Bilal, Mert çifti de bizleri Bursa'dan takip ediyorlarmış. Kızım Zeynep için sıradaki eseri istiyorum demiş. Yine bizleri Manisa Kırkağaç'tan, Kırkağaç ilçemizden Emin, Nilüfer, Kemer çifti izliyorlarmış. Sizlere çok selamlarını göndermişler. Ayrıca Serhat Tokul da sizi beğeniyle takip ediyormuş. Biz de onlara sevgilerimizi, sevgiler, saygılar, saygılarımızı gönderelim. Tabii Facebook'tan mesaj çok sayıda geliyor. Arzu Koçer Demir de sizi beğeniyle takip ediyormuş. Selamlarını göndermiş. Sevgiler, saygılar Arzucuğum. Şimdi sırada Beni Anar Yanarsın diye bir eserimiz var. Evet. Şöyle sözlerine baktım. Gerçekten. Nevzat Altıntaş'a evet, aittir. Nevzat Altıntaş'ın da galiba iki tane eseri var albümümüzde. Evet. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii ben biraz daha böyle şarkı sözlerine, şiirlere meraklı olduğum için, tabii biz o sanatın içinde de yer aldığımız için hemen sözlerini inceliyorum yani. Ömrümün baharında gülü sevsen ne olur? Bir gün göçüp gidersem beni anar ağlarsın. Siyah saçın ağırır, güzel yüzün sararır, gecelerin kararır, beni anar ağlarsın. Evet. Biraz tanısan beni, sevmek neymiş anlarsın. Zaman vermez gideni, beni anar yanarsın demiş. O zaman bunu bir dinleyelim. Evet. Sonra o meşhur eserinize doğru adım adım gidiyoruz. Zalim Bir Dünya'da biraz sonra. Açıklayacağım. Onun da çok sayıda mesaj geliyor. Zalim Bir Dünya'yı istiyorlar. Evet. Onu da biraz sonra alacağız. Şimdi Beni Anar Yanarsın isimli eserimiz sıradaymış. O zaman Suzan Sabah'tan bu güzel eseri dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Baharında beni sevsen ne olur?
ömrümün baharında. Beni sevsen ne olur, bir gün göçüp gidersin, beni anar yanarsın. Bir gün göçüp gidersin, beni anar ağlarsın. Siyah saçın ağarır, güzel yüzün sararır. Siyah saçın ağarır, güzel yüzün sararır. Gecelerin kararır, beni anar yanarsın. Gecelerin kararır, beni anar. Sağlık. Teşekkür ederim. Sizi biraz dinlendirelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız.
çektirdin kalbime. Giremesin o eski yerine. Bakma bu perişan halime. Unuttum sevgilim, unuttum seni. Ne acılar çektirdin kalbime. Giremesin o eski yerine. Bakma bu perişan halime. Unuttum sevgilim, unuttum seni. Beni bir başıma reklamlardan sonra böyle hareketli bir eserle girdik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Unuttum seni yine Nevzat Altıntaş'a ait sözü müziği. Evet. Güzel hareketli bir eser. Evet. Aslında bu dans şeyi böyle tam güzel aslında. Evet. İzleyicilerimiz yine çok sayıda mesaj gönderiyorlar. Ben tabii elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Mustafa Zengin. Zalim bir dünyayı istemiş Mustafa Zengin izleyicimiz. Biz de kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Biraz sonra sıradaki eser o zaten. Ve Mustafa Tırman da sizden zalim bir dünyayı istemiş o da. İnşallah sıradaki eser o olacak. Biraz sonra tabii şimdi değil. Ayrıca yine Güngör Aslanoğlu, Nevin Bala, Ümran Ermemiş, Selin Gül Kızıltan, İbrahim Karaca, Tenzile Varol, Ali Yavuz, Hızır Tekin, Hava Avcı Köseoğlu, değerli yazarımız, o da daha önce konuğumuz olmuştu bizim. Mehmet Şeyhmus Korkusuz, o da ilahi sanatçımız, o da konuk olmuştu sağ olsun. Yılmaz Tarık Hanlıoğlu, Mardin'den, sizleri takip ediyorlar, Mardin'den yazmış. Sevgiler, saygılar, teşekkür ediyorum. Zeynep Nahçıvanlı, Azerbaycan'da şairimiz, o da inşallah Türkiye'ye geldiğinde konuğumuz olacak, o da selamlarını göndermiş. Ahmet Gür, Ayşe Karaca, Ömer Osman Çalışkan, Gamze Cezayir, Zuhal Efe Günseren, Ebru Şen, Orhan Ürkmezer, Mesut Taşkın, Sevilay Söylemez, Erdoğan Şahin, Cem Yıldırım, Hikmet Can. Bizlere mesaj atan izleyicilerimizden bazıları. Devam edeceğiz. Sağ olsunlar. Sizlere yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Beğeniyle takip ettiklerini söylüyorlar. Genel olarak mesajlar aynı. Sizlere selamlarını, saygılarını gönderiyorlar. Sıradaki eseri artık akrabalarına, arkadaşlarına, dostlarına armağan ediyorlar, istiyorlar. Biz de inşallah onları biraz sonra kırmayacağız. O eser gelecek. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Suzan Hanım, sevgiler, gerçekten programımızı nasıl buldunuz? İlgi, alaka? Çok mutluyum. Değerlendirirseniz şöyle. Sağ olun. İlk önce tekrardan size teşekkür ediyorum. Evet. Biz teşekkür çok ederiz. Güzel, çok hoş. Hiç yabancılığı çekmedim açıkçası. Zaten bunu program öncesi de konuşmuştuk. Evet. Ama tabii ki gözlem görülmek ve orada olmak gerekiyormuş. Bunu kendin hissetmek ve yaşaman gerekiyor. Siz zaten daha önce izliyordunuz programlarımızı değil mi? İzliyordum ve hiç düşüremedim. İnşallah bir dahakinde düşürürüm. Buradaki değerli konuğunuzu ve diğer sanatçılar arkadaşlarımıza da selamlarımı Almanya'dan ağrı yollayabilirim inşallah. İnşallah. Yani izleyicilerim size yoğun bir ilgi, alaka gösteriyorlar. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Zalim bir dünyayı tabii istiyorlar. Zaten çok, o esere de klibiniz var değil mi? O esere de evet, klibim de var. Şu anda zaten. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. İzleyebilirler internette de. Gerçekten YouTube'da güzel bir tıklanma oranı da elde etmiş. İlgi de görmüş. YouTube'da iki tane evet, klibimiz yani, var. Tabii ondan bizim sonra bu programımızda hemen YouTube'a yükleniyor ve oradan da programın tekrarını da izleyebilirler yani. Almanya'daki dostlarınıza da iletebilirsiniz. Zaten programımızın tekrarları da sıkça hafta içi yayınlanıyor. Yarın mesela işte saat 17'de
programımızın akşam tekrarı. Gece de saat 1 civarı tekrar programımızın, bu güzel programımızın tekrarı yayınlanacak. Sağ olun Hakan Bey. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Almanya'ya yarın dönüyorsunuz. Bizim için gelmiştiniz. Sağ olun. Yarın döndüğünüzde de izleyebilirsiniz. Zaten evet. Uçakla kısa bir süre sonra Almanya'da evet. Oluyorsunuz. İnşallah Allah nasip ederse. Çok mutluyum. Ve bütün Manisalılara ve şu an ekran başında olan bütün Türkiye'ye, Almanya'ya, nerede olursanız olun, hepinize sevgiler, saygılar. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim değerli sponsorumuz, yani sağ olsun bizlere desteklerini esirgemiyor. Tuncay Çelik ve Ayşe Çelik çifti de bizlere sağ olsunlar bu programımızı yapmamız açısından çok değerli desteklerini esirgemiyorlar. Soma Çelik Ticaret ve Ezgi Hırdavat Shop sahibi. Tuncay Çelik ve Ayşe Çelik çiftine de bize selamlarımızı gönderelim. Size özel olarak mesaj atmışlar. Programı izliyoruz, o yüzden okudum bunu. Söylüyorum. Size mesajlarını göndermişler. Zalim bir dünyayı biz de istiyoruz demişler. Sağ olsunlar. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Herkesin istediği şu Zalim Bir Dünya isimli eseri tüm izleyicilerimize, Armağan Tuncay edeyim. Çelik ve Ayşe Çelik çiftine de gönderelim. Değerli evet. Büyüğümüze. Sağ olsun. Evet. Ama onun bir hikayesi var demiştiniz. Önce onu dinleyelim. Evet. Nereden çıktı bu zalim bir dünya, bu isyan türküsü nereden çıktı? Onu bir dinleyelim, ondan sonra değerli dostlarımıza armağan edelim. Efendim, Zalim Bir Dünya'yı yazan Ahmet Orgenç. Evet. Çok sevdiğim, saydığım bir insan. Ona buradan ağır sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. O parçayı ilk defa duyduğum an gerçekten kendimi gördüm. Evet. Ve gözlerimi böyle canlandırdım yani. Bu parçayı zaten dinlediğiniz an... Yani bunu söylemem lazım dediniz. Albümü almam lazım dediniz. Ben bunu muhakkak ve buna klip çekeceğim dedim. Ve istediğim gibi oldu. Ama buna gerçekten yani çok da güzel mutluyum. Söylemişsiniz. Ben program öncesinde de izledim. Daha önce de izlemiştim. Sağ olsun tabii. Mustafa Bozkurt bana duette eşlik etti. Ona da buradan ağır sevgileri, saygılar sunuyorum. Tabii güzel sözleri var. Boynu bükük garip dolu bütün köşeler. Hep ah çekiyor, inliyor bak o sahipsizler. Ellerinden bir tutan yok, ağlar dururlar. Olmaz tanrım olmaz böyle zalim bir dünya. Klibinizde de zaten sokakta yalnız kalan çocuklar da yer almıştı. Güzel bir klip olmuştu. Yaşlı bir evet. Amcamız var. Evet. Yani profesyonelce çekilmiş bir klip. Güzel bir klip yani. Gerçekten. Gaziantep'te mi çekmişsiniz? Antep'te çekildi, evet. Evet. Bayağı bir 3 gün boyunca uğraştık. Evet. Çok güzel bir çalışma oldu. Orada bayağı bir insanların yaşam tarzı da başka olduğunu tabii orada da gördüm. Suriye sınırı evet. Çok bir evet. Yani uzak bir mesafe yok. Orayı o yüzden seçtim. Antep'i o yüzden seçtim. Evet. Ya oradaki yoksulluğu, oradaki zor durumu anlatmışsınız klibinizde. Evet ve dedim ki acaba dedim yani birilerini orada sevindirebilirsem, mutlu edebilirsem, biraz yardım edebilirsem benim için yani. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. İzleyicilerimiz çünkü yoğun bir şekilde Zalim Bir Dünya istediler. Şöyle bir dinleyelim bakalım. Sağ olun, teşekkür nasılmış ederim. Bu eser. Zalim Bir Dünya, Suzan Sabah. Teşekkür ediyorum. Boynu bükük, garip dolu bütün köşeler. Hep ah çekip inliyor bak o sahipsizler. Ellerinden bir tutan yok, ağlar, ağlar dururlar. Olmaz tanrım olmaz, böyle zalim bir dünya olmaz. Garip dolu bütün köşeler,
hep ah çekip inliyor bak o sahipsizler. Ellerinden bir tutan yok, allar dururlar. Olmaz tanrım, olmaz böyle zalim bir dünya. Ellerinden bir tutan yok, allar dururlar. Olmaz tanrım, olmaz böyle zalim bir dünya. Biri güler, biri ağlar hıçkırıklarla. Kimse dönüp bir an bakmaz gözyaşlarına. İsyan etme geçten değil yaşamlarına. Olmaz tanrım, olmaz böyle zalim bir dünya. İsyan etme geçten değil yaşamlarına. Bakmaz gözyaşlarına. İsyan etme geçten değil yaşamlarına. Olmaz tanrım, olmaz böyle zalim bir dünya. İsyan etme geçten değil yaşamlarına. Olmaz tanrım, olmaz böyle zalim bir dünya. 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 Evet, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Gerçekten izleyicilerimizin ilgi gösterdiği kadar güzel bir eser. Bizim değerli vaiz hocamız var. Daha önce konuğumuz olmuştu. Osman Yılmaz, o da sizlere sevgi ve saygılarını iletiyor ama diyor ki isyan şarkıları çalmayalım diyor. Daha güzel, neşeli şarkılar olsun diye. Ona da selamlarımızı sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Peki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Temelli olarak. İnşallah. Yani zaten bizim Almanya'ya giden, tabii bizim de çok akrabalarımız var, onlara da selam olsun. Gidenler ya 2-3 sene çalışıp döneriz deyip 1970'li yıllarda gitmiş ve hala dönmediler. Evet. Sizin de öyle bir düşünceniz var mı? Dönmeyi düşünüyor musunuz? Yani şu an aile durumumdan yani dönmem mümkün değil. Evet. Ama ilerlerde düşünüyoruz. Yani evet. Allah nasip ederse yani, tabii ki. Zor diyorsunuz. Pek dönünce kim söylemediniz yani? Onu söylemedim yani. İki oğlum var. Onları tabii ki okutmam lazım. Onları biraz beklemem lazım.
O zaman işim de orada. Tabii. Tabii ki Türkiye'de de hastanelerde de çalışabilirim. Evet. Ama inşallah Allah sizin nasip sanatçı, ederse. Sanatçı yönünüzde de görmek istiyoruz yani. İnşallah. İnşallah Türkiye'de. İnşallah memnuniyetle. Bu programımızdan sonra da inşallah bütün Türkiye tanıdı sizi. Zaten olun, tabii ki tanıyorlar ama inşallah bizim de bir katkımız olmuştur. Özellikle ederim, bu bölgede. Şimdi Facebook'tan gelen mesajlarımızı şöyle hızlı hızlı isim isim geçeyim. Yani en azından okumuş olalım. Nalan Çam, Sibel Can, Gürsel Pal, Hatice Memiş Keser, Ahmet Özer, Yaren Yar, Sebo Kaya, Jamil Mikari. Akrabanız galiba. Eşim. Ha, eşiniz mi? Oo. Eşiniz de demek ki takip ediyor programı. Ona da selamlarımızı gönderelim. Onun vasıtasıyla tüm Lübnanlılara da göndermiş olalım. Arapça söyleyebilir tabii mi isterseniz? Ki. Tabii. Türkçe bilmiyor galiba değil mi? Hayır, tabii ekmek, su, çay, efendim evet, onu biliyor da tabii ki... Tabii siz de selam gönderebilirsiniz tabii ki. Merhaba, selamun aleyküm. بتسلمي كل المكاري عائلة على لبنان إن شاء الله بتشوفوا إذا الله راد البكير أنا بحبك مع العائلة عن جد كتير كتير الله معك سلام عليكم. Birçoğunu biz de anladık zaten. Selam yolladım. Selamünaleyküm. Sizleri seviyorum evet. dedim. Yarın ve dönüyorum tek... dediniz değil mi? La onu söylemedim. Hayır. ve eşim tek Almanya'da durduğu için bütün evet. ailesi orada. Öyle mi? Biz de selamlarımızı gönderelim. Evet, Suzan Hanım. Şimdi sıradaki eserimiz Bizantepli derler. Evet. Antepli olan yani bir memleketiniz Antep mi yoksa? Çünkü Antep'le ilgili eserler var albümünüzde. Antep'te klibi çekmişsiniz. Neden Antep? Neden? Yani çok yani belli ediyor. Aslında sizin Kayserili olduğunuzu biliyorum ama evet. aslen. Neden? Ama Antep'e karşı bir sempati var sanki burada. Ya böyle oldu. Çünkü... Şimdi Antep'te klipler çekilmiş. Bir de biz Antepli derler. Eserini alınca direkt insanın aklına geliyor. Yapımcım Habib Özkılıslıoğlu'na. Tabii o Antepli olunca. Antepli olunca. Siz de Antepli olmuşsunuz. Öyle değil. Lütfen rica ederim. Selamlarımı yolluyorum. Güzel Antep'te tabii ki güzel günler de yaşadım. Sağ olsunlar beni desteklediler. O yüzden bu eseri de çok beğendiğim için aldım. İzinle aldım. Hı hı. Ve okuyayım dedim ve gerçekten çok hareketli ve güzel bir parça oldu. Evet, onunla final yapacağız. Evet. Artık programımızın da son bölümüne doğru ilerliyoruz. Habib Özkilislioğlu'nun sözlerini yazdığı müziği Ergün Bozkurt'a ait bir eser. O da Antepli. Tabii evet. biraz sözleri de Antep'i anlatıyor. Tabii. Karpuz atanda havuz, kebapları yerleriz diye başlayan bir eser. Bunu dinleyeceğiz ama tabii öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan bizleri kırmadınız. Bizim için geldiniz sadece. Yarın da döneceksiniz Allah nasip ederse. Size bizleri kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Ne zaman isterseniz, Türkiye'ye ne zaman gelirseniz kapımız sizlere açık. Mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Tabii çok ilgi alaka oldu size de. İzleyicilerimize, Almanya'da bizi izleyenlere, sevdiklerinize şöyle neler söylersiniz? Önce onları alalım. Ama ondan önce Suzan Sabah ne gibi projeler bekliyor kısa olarak? Hedefleriniz bundan sonra neler? Onu alalım, arkasından selamlarınızı iletin, evet. finale gidelim. Tamam. Allah izin verirse 6. aya doğru seneye ikinci bir albüm proje şu anda hazırlık. İkinci albümünüz çıkacak. İkinci albüm, evet. Tekrardan yeni bir klip çalışması düşünüyorum. Ve sevgili dinleyicilerim beni konserlerimde desteklesinler.
Onlara böyle albümleri alarak da desteklesinler sizi. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani birçok izleyicimiz tabii. De tabii ki yani sizinle herhalde internet aracılığıyla da iletişime geçeceklerdir. Çünkü evet, çok sayıda albümü nereden bulabiliriz diye mesajlar geliyordu. Müzik marketlerde ve internetten Suzan Sabah diye yazarsanız zaten internete de ulaşabilirler, değil mi? Evet, evet. O zaman mesajlarınızı, son sözlerinizi izleyeyim. Evet, Manisa Medya TV izleyicilerimize gönderelim. 175 ülkeden izleniyoruz şu anda. Herkese buradan ağrı çok 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 selamlar yolluyorum. Sevgiler. Dediğim gibi biz sanatçılar halksız olamayız. Nefes alamayız. Sizleri çok seviyorum. Eksik olmayın. İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağım. Buradan ağrı aileme, sevenlerime, eşime, çocuklarıma, anneme, bütün tanıyanlara bağışlayın beni eğer birini unuttuysam. Ve şu an yanımda bulunan Kıvanç Koçer'e sonsuz teşekkür ediyorum. Destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İstanbul'da Koçer ailesine çok selam yolluyorum. Ve bugün programımızı izleyen, lütfen daima her zaman Hakan Bey'in programını izleyin. Çok değerli bir insandır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum Manisa'ya geldiğim için. Çok mutlu oldum. Allah'a emanet olun. Almanya'daki dostlarınıza da isterseniz. Onu şimdi Almanca'ya kısacık çevireceğim. Kısa olarak anlayacaksınız. Yapalım. Finale gideceğiz hemen. Evet. Herkese sevgiler, saygılar ve şimdi Almanca'ya döneceğim. Bağışlayın beni. Onlar çünkü Almanya'da da bayağı dinleyenlerimiz var. Okay. Als erstes, ich grüße jeden, der mich kennt. Auf Station 28 von meiner Arbeit her. Ganz, ganz liebe Grüße auch an Hülya und Büschra, an die Ilona, an die Juliane. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, den ich mag, an Bene. Eigentlich an das ganze Team. Ihr seid einfach klasse, weiter so. Auch an meine deutsche Familie. Ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald. Evet, ben de Suzan Hanım'ın dediklerine katılıyorum. Selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. Evet, Suzan Hanım, şimdi biz Antepli derlerle final yapacağız ama evet. Ben kapanışı yapayım, sizinle veda edelim artık. Öncelikle size bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız geldiğiniz için. Her cumartesi saat 21'de, saatlerimiz 21'i gösterdiğinde biz burada olmaya devam edeceğiz. Tekrar Soma Çelik Ticaret, Ezgi Irdava, Tuncay Çelik ve Ayşe Çelik çiftine bizlere verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Ayrıca yine giyim sponsorumuz Ahmet Deneç değerli dostuma selamlarımı gönderiyorum. Güzel böyle kıyafetlerle bizleri programlarına hazırlıyorlar, sağ olsun. Ve değerli dostum Manisa'daki elimiz ayağımız Buran Erte'ye de desteklerine ötürü teşekkür ederim. Her hafta teşekkür cumartesi ediyoruz. Günleri saatlerimiz 21'i gösterdiğinde sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Sizleri Suzan Sabah'ın Biz Antepli Derler eseriyle baş başa bırakıyoruz. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buyurun Suzan Hanım.
Karpuz atan da havuz, kebapları yelleriz. Karpuz atan da havuz, kebapları yelleriz. Amrakıyo doldur, hem söyler hem içeriz. Hem çalar hem söyleriz. Kırkayak kalle bende, hazırdır hep yerimiz. Kırkayak kalle bende, hazırdır hep yerimiz. Meyler su gibi aksın, bozulmasın neşemiz. Bozulmasın neşemiz. Her hafta bir yerdeyiz, sofraları sereriz. Her hafta bir yerdeyiz, sofraları sereriz. Bize Antepli derler, eğlenceyi severiz. Hem çalışır hem yeriz. Her hafta bir yerdeyiz, sofraları sereriz. Her hafta bir yerdeyiz, sofraları sereriz. Bize Antepli derler, hem söyler hem içeriz. Hem çalar hem söyleriz. Baklavamız dünyalarca tanınır, fıstıkla baklavamız. Kebaplar, lahmacunlar, yanında çiğ köftemiz. Yanında çiğ köftemiz. Zengin fakir demeyiz, biz insanı severiz. Zengin fakir demeyiz, biz insanı severiz. Yüreğimiz yanıktır, barak söyler dilimiz, barak söyler dilimiz. Her pazar bir yerdeyiz, sofraları sereriz. Her pazar bir yerdeyiz, sofraları sereriz. Bize Antepli derler, eğlenceyi severiz. Hem çalışır hem bir yerdeyiz, sofraları sereriz. Her hafta bir yerdeyiz, sofraları sereriz. Bize Antepli derler, hem sürer hem içeriz. Hem çalar hem söyleriz. Dünya üzerinde her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalıyor. Her sınıfın bir yetim kardeşi var projesiyle Türkiye'nin de içinde bulunduğu 42 ülkede yetim kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanıyor, hayalleri gerçeğe dönüyor. Diğerini görmek, ona ulaşmak için kalbine bakman yeter. Çünkü yalnızca iyilikler tüm engelleri aşarak dünyayı gezer. Türkiye'de her sınıfın bir yetim kardeşi var. Sen kalbinle baktığında umuda bağlanır yeryüzündeki tüm çıkmaz sokaklar. İHH, İnsani Yardım Vakfı.